bir Halit Arnaz Kültür Sohbetleri ile daha karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Sayın Yılmaz Kahraman. Yılmaz Kahraman'ı kısaca kendisinden tanıyalım. Sonra da sorularımıza geçelim. Efendim ben Denizli Bozkurt doğumlu, kökenli. İşte eğitimi Denizli Lisesi artı Sosyal Hizmetler Akademisi. Meslek disiplini olarak sosyal hizmet uzmanıyım. Ama 1960 yılında Deniz Lisesi'nde yatılıda kalırken başladığım resim hayatım 54 senedir sürüyor kendimce. İşte atölyelerde biraz da profesyonel boyut katarak sanatı sürdürmeye çalışıyorum. Sizin yaşadığınız sanatla ilgili sorunlar nelerdir? Sergi alanları, uygulama alanları konusunda kentimizdeki eksiklikler nelerdir? Gözleminiz nedir bu noktada? Ne yazık ki kentimizde bu konuda sorunlar sürüyor. Yetersizlikler ne yazık ki sürüyor. Biz 2000'li yıllarda Kent Sanat Dergisi çerçevesinde onu yayın organı varsayarak bir kent kültürü sanat hareketi normu geliştirmeye çalıştık. Bunun için toplantılar yaptık. Teorisini kurmaya çalıştık. Kent olabilme perspektifince önce kentleşebilme sürecinin yaşanması lazım. Daha doğrusu işte sosyolojik anlamda bir burjuvalaşma süreci yaşanıyor toplumlarda. Bu sürecin içerisinde içselleştirilmiş anlamda topluma yaygın olarak götürebildiğimiz bir sanat anlayışının olması şart. Kültür her toplumda şu veya bu görüntüde diyelim yeterlilik yetersizliği pek kültürün tartışılmaz. Çünkü kültür özgün bir şeydir. Bunun işte Zimbabwe'deki kültür kötüdür, Amerika'daki iyidir filan denemez. Kültür kendi değerlerini üretir, kendi insan modelini üretir. Kentimizde de kuşkusuz bir insan modeli, kuşkusuz bir sosyal yaşam modelimiz var. Ancak çağdaş anlamda şunu göz ardı edemeyiz. Kentleşme hangi istikamette olacaktır? Kendi kültürel geleneksel değerlerini koruyarak konservatif anlamda muhafazakar bir sanat anlayışı içinde mi? Bunları göz ardı etmeyen, bunları kuşkusuz koruyan, kollayan, belleğinde tutan fakat çağdaş sanat ve kültür yapılanmalarına olgusuna kendisini açık tutan bir toplum mu olmalıyız? Ben kuşkusuz ikinci modelden yanayım. Şimdi diğer yandan örgün ve yaygın anlamda sanat eğitimi tartışılmaz önemli bir boyut olması lazım. Türkiye'de de milli eğitim çerçevesine baktığımız zaman bunda da çok ne yazık ki beklediğimiz, özlediğimiz şeylere, programlara, pedagojik yapılanmalara rastlayamıyoruz henüz. Yapılıyor yapılmasına ama toplumun geniş, işte sıradan insanlar dediğimiz, sosyolojide bu ordinary people dediğimiz sıradan insanlara yaygınlaşan, çok kişiyi nicelik anlamında kucaklayan bir anlayışa varabilmek için sanatın bu eğitim anlayışının da bu yönde güçlendirilmesi lazım. Bu da tabii işte eğitim artı sanat mekanları meselesi. Yani işte sizin diyelim ki Halit Arnaz aslında bir sanat kültür mekanıdır. Yani bu mekan, ben de bir süre bildiğin gibi 7 yıl kadar kitapçılık yaptım. Böyle bir mekan kastettiğim artı resim salonları, sergi salonları, artı müzik dinleti salonları, tiyatro oyun salonları ve bunu merkezde, kent merkezinde büyük büyük oluşumların içinde belli sayıda insana değil, yaygın anlamda mahallelere, herkese götürebilme anlayışı esas tutulmalıdır. Benim bu konuda mesleğimden de gelen toplum kalkınması organizasyonu teorisi aldığım için
community center ya da işte toplum merkezi diyeceğimiz kuruluşlara ihtiyacımız var. Bunlar işte sanat, kültürün çok yerel anlamda coğrafyalara, mahallelere taşınabilme olgusudur. Bunu da yerel yönetimlerin bu şekilde yapıyor olması lazım eğer topluma çok ulaşmak istiyorsak. Yoksa Ahmet, Mehmet, amcam, dayım, o sanat sever, bu tiyatro sever. Zaten birileri bir yerlere efendim gidiyorlar. Tiyatro gelince gidiyorlar. Resim sergisi olunca işte aynı insanlar geliyorlar. Biraz önce bir arkadaşımızın ilk sergisini açtık. Ya söylemek zorundayım. En çok işte akrabaları ve eşi dostuydu ve bir avuç şey yani sanatsever oradaydı. Gene aynı insanlar veya oradaki sanatsever kitleyi oluşturan insanlar gene maalesef bu insanlar. İşte falan mahalleden, Sevindik'ten gelmiş, Dokuz Kavaklar'dan gelmiş, Bahçeli Evler'den gelmiş insanlar gene orada yoktular. Ama kentin böyle bir sorunu var, işte mahalle organizasyonları yok. İşte resim sanatıyla alakalı eğitimde herhangi bir düzenleme yok. Evet. Okullarda öğretmenler sergilere öğrencilerini katmıyorlar. İşte resim görmediği için çocuk resmi çok gerekli bir şey gibi görmüyor. Evet. Katılımcı olması için eğitimin içerisinde bu resim olgusunun da olması gerekiyor. Tiyatro olgusunun da olması gerekiyor ki seyirci kitleleri, izleyicileri, beğenenleri farklılaşabilsin. Evet. Ona ihtiyaç duyabilir hale gelsin. Evet. Talep edebilsin. Evet. Sizin de benim şöyle bir şeyim var. Burada heykel kolonisi yapılıyor ama ben beraber gittiğimiz zamanlar oldu. Hiç öğrenci falan görmedim orada. Evet. Okullar otobüslere doldurulup orada öğrenciler o heykelin nasıl yontulduğunu görmesi gerekir ki heykel sanatına ilgi duyabilsin. Biraz önce kastettiğim buydu Yusuf'cum. Yani eğitim anlayışımızla ilgili. Yani bireysel olarak bazı sanat öğretmenleri artık o konuda da departmanlar var biliyorsunuz. Tasarım var, grafik var falan, sahne sanatları var. Ayırmak lazım ama genel olarak bireysel tutumlarla sınırlı kalmaya başladı bu şeyler. Bazı öğretmenler gerçekten işte önemsiyorlar, işte yapabiliyorlar ama genel olarak eğitim anlayışımız maalesef destekler şeyde değil. Bu anlamda kentimizde hakikaten demin dediğiniz o heykel kolonisi çok saygıdeğer ve büyük bir kazanım kentimiz için. Daha önce Pamukkale Üniversitesi'nde benim de komitesinde bulunduğum işte uluslararası koloni yapıldı. Daha önce belediye gene sanatçı olarak katılmıştım önceki yıllarda. Belediyemizin yaptığı şeyler, koloniler, resim kolonileri. Bunlar güzel ama bunların işte sürekliliğini sağlayan, bunlara sahip çıkan, bunları talep eden, tekrarlanmasını, yenilenmesini isteyen bir toplum baskısı hala siyaseten de yok, efendim toplumsal ihtiyaç anlamında da yok. Ama toplumsal ihtiyacın oluşması için toplumun ister hale gelmesi gerekiyor. Evet. Yani evet. Sanatı o toplumun içerisine nüksettiremediğiniz sürece kimse talep etmeyecektir. Bizlere düşen görev şey gibi geliyor bana. Yerel yönetimleri harekete geçirmek bu noktada ihtiyaç vardır. Evet. İhtiyaç hissedilmelidir. Evet. Ettirilmelidir. Ettirilmelidir. Evet. İşte noktasında harekete geçirmemiz gerekiyor. Yapmak lazım. Toplumdan böyle bir baskı beklemek Türkiye demokrasi de sonuçta halkın istediği için gelmedi. Yani evet, ama şöyle bir şey de var. Yani gene ben biraz sosyolojiye hep giriyorum. Açıklayabilmek için ona bakmak lazım. Şimdi burada şöyle bir şey var yalnız. Yani beni de çok fazla radikalize etmeyen bu konuda talepkar olarak.
Şimdi şeydir, Maslow'un mesela ihtiyaçlar piramidi vardır bu 5 temelde, işte temel insan ihtiyaçları. İşte en üstte işte sanatsal, entelektüel gereksinimler. Şimdi bu katmanları çözen toplumlar daha çok bu talebi yapmaya başlarlar. Sosyolojik bakarsak böyle. Yalnız bu süreci hızlandıracak dinamikleri kurmak lazım. Bunlar nedir? İşte bu alanda daha önce Sanatsevenler Derneği ile yaşadığımız gibi gerçekten etkin bir 10 yıl yaşandı. O toplumu da bu konuda yönlendiren, talepkar hale getiren bir süreç yaşandı. İşte sivil toplum kuruluşları de öncülük ederek, lokomotif olarak toplumda bu şeyi, talebi yaymalılar. Siyasetçilere de özel anlamda seçim döneminde, tam şimdi bir seçim öncesindeyiz, belki de tam zamanı konuşmanın. Ben şahsen herhangi bir siyasal partinin veya şeyin adayının benim sanat ve kültür konusunda ne vaat ettiğine de dikkat eden birisiyim. Belki hepimiz dikkat edersek, o talebi yaratırsak, evet, daha ya, bugün sergiye gittim dediniz. Evet. O sergide herhangi bir milletvekili adayı herhangi bir partiden görebildiniz mi? Hayır, maalesef yoktular. Şimdi şeyler, sanatçıların oyları ya çok ceplerinde varsayıyorlar ya da bana gelmez zannediyorlar. İkisinin arası yok ölçü anlamında. Bence işte bunu da hissettirmek lazım. Medyamızın, işte arkadaşlarımızın da belki işlevlerinden biri budur diye düşünüyorum. Böyle bir programdır diye düşünüyorum. Biraz bu da şey, özlediğimiz gibi ne yazık ki Türkiye'de sosyal medya ve şey anlamında pek doyurucu olmuyor. Şimdi ben bir diğer noktaya geleceğim. Siz aynı zamanda sosyologsunuz. Sosyal hizmetler uzmanısınız, ilgi alanınız. Türkiye'deki sosyal değişim son 20 yılda ne noktaya doğru gidiyor? Hem bir sanatçı bakışıyla hem sosyolog bakışıyla. Şimdi orada enteresan bir veya ironik bir durum var. Yani diyelim ki işte bu enteresan bir veya ironik bir durum var. Yani diyelim ki işte bu konuda merkez İstanbul'dur, işte periferi taşradır, Anadolu'dur. Böyle baktığımız zaman İstanbul'da çok umut verici ve şaşılası çağdaş şeyler yaşanıyor. Mesela ben Eylül ayında Art International diye işte Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan uluslararası bir şey izledim. İşte biyaneller yapılıyor. Modern sanat müzeleri gelişiyor. İşte bazı özel sektörün yaptığı, bunlar güzel gelişmeler ve dünyanın herhangi bir yerinde gördüğünüz zaman şey yaptığınız, yani imrendiğiniz şeyler taşınmaya başlıyor. Ama sorun Türkiye'de şu. Sorun Türkiye'de, İstanbul bu konuda belli bir gerçekten gelişme şeyinde. 20 yıl öncesine nazaran. İstanbul sadece. Veya Ankara'da yerel, İzmir'de yerel, daha lokal anlamda gene bu tip aktiviteler var. Ama periferi, Anadolu, taşra dediğimiz zaman ne yazık ki işte o demin dediğim o muhafazakar, konservatif bir sanat anlayışı, reddederek söylemiyorum. Yani ebruyu reddetmiyorum, kaligrafiyi reddetmiyorum. Yani tesip sanatını kesinlikle reddetmiyorum ama bunlar korunması, kollanması, devamlılığı sağlanması gereken şeyler. Eyvallah. Ama bu değil sanat. Sanatı eğer siz daha ileriye, daha yenilikçi, yaratıcı boyutlara taşımazsanız şey kalırsınız, işte çağdan uzak kalırsınız, estetik gelişiminden uzak kalırsınız. Daha net söyleyeyim, eğitim işinde soyut ve kavramsal sanatı vermiyorsanız işte icatlar yapamazsınız, iddia ediyorum. Yaratıcı boyutta teknoloji yaratacak olsanız bile soyut düşünce, felsefe artı soyut sanat, kavramsal sanat öğretilmek zorunda. Niye efendim Orta Doğu'da, İslam dünyasında
Türkiye'de, ülkemizde bu konuda verimsiziz maalesef. Niye? Çünkü işte bu şeyi konservatif anlamda götürmeye çalışıyoruz. İşte soyut kavramsal sanata, salt batı sanatı veya işte yabancı sayarak uzak duruyoruz. Eğitimimizin içine katmıyoruz. Düşünsel şeyimizi perspektiften rol model olarak insanları üretmiyoruz. Eğitimimiz şeyi çıkmazı burada. O zaman böyledir. Sonuç budur yani. Dikkat çeken bir nokta var işte. Kent ucubeleri dikiyorsunuz. Apartmanlar, şunlar, bunlar. Muhafazakarlaşıyor diyorsunuz ülke ama Denizli kentinde neredeyse eski Denizli evi kalmıyor. Şimdi orada şöyle... Orada niye muhafazakarlık korunmuyor, kollanmıyor? Orada garip gene bir ironi var. Yani şeyi eski zannediyoruz. Yani bizim mesela Bozkurt'taki babamın 49 yılında yaptığı ev koruma altına alındı. Koruma altına alındı. Ama Bozkurt zaten 140 yıllık tarihi olan bir göçmenlerin kurduğu bir kasaba. Orası... Oraya göre mimari veya kültürel karakteri olan bir ev, bizim evimiz. Ama genel şeye bakarsak, Türkiye'nin işte Osmanlı'yı, Selçuklu'yu da içeren, hem Osmanlı ve şeyden bahseden içeren mimari tarihine bakarsak, gerçekten özgün örneklerimiz 3-5 şehirde, 3-5 şeye indirgendi. Bunları da hakikaten mimar arkadaşlarımız kusurumuza bakmasınlar. Onlardan yola çıkan mimari modellerin veya evsel üretimlerin yapılmayışı da şahsen beni üzüyor. Yani bu Art Nouveau veya işte geometrik bölünmeli işlevsel belki günlük yaşam açısından içinde belki en rasyonel bölünmeleri olabilir ama yaşamsal anlamda günlük yaşamımıza en uyumlu mahalleler midir, caddeler midir, evler midir derseniz hayır. Ne kültürel bütünlüğümüze, altyapımıza ne de günlük yaşamın insancıl boyutuna uymayan efendim yapısal bir gelişme ve karakterini artık kaybetmiş bir kent karşınızda. Şuradan işte rezidanslar yapıyoruz, reklamlar yapılıyor, sanayi manzaralı. Yani şimdi kentin geldiği nokta. Evet, evet. Bu şimdi faydacı, pragmatist bir anlayış. Yani fayda nerede? İşte apart faydacı efendim böyle çıkarcı küçük mekanları. Küçük mekanlar belki gene rasyonel üretilmesi halinde hem estetik hem anlamda, işlevsel anlamda göz ardı edilemez. Onu kastetmiyorum. Yani çok geniş şeyleri kastetmiyorum. Ama işte en basitinden deprem bölgesindeki yapılanma bu mu olmalıdır diye şey değilim ama beni düşündüren bir yanı var işin. Benim sitemde bile 22 senelik sitede ya buraları yıkalım yeniden yapalım diyenler var. Yani 22 senede ki yurt dışında 1200 yılından kalma mahalleler gördük kardeşim. Yani gidiyorsunuz işte o New York'ta metrekaresi daha mı değersizdir? Eski limanında eski bir belediye binası halen korunuyor. Sen burada 150 yıllık binanı, 100 yıl binanı niye yıkıyorsun? Efendim işte tarihsel daha 60'larda 50'lerdeki binaları bile nasıl yaşlı, gereksiz, lüzumsuz sayıyorsun? Ya böyle bir şeyimiz var. Yenilenme adına. Yenilenme adına halkın da böyle bir talebi var. Halk da işte o evin içinde oturan insanlar işte geçmişimin anıları var. Geçmişlerdeki insanlarımızın anıları var. Burada beraber yaşadık, burayı muhafaza ettik, koruduk, kolladık diye sohbet ederken burası kat karşılığı şu para eder dendiğinde o geçmiş falan unutuluveriyor bir anda. Her şey bitiyor. İşte burada tabii ekonomi... Diyeceğim, şu anda işte gene kent yaşam alanları diye, rezidanslar diye kurgulanan yerlerde bakıyorum işte spor salonumuz var, yüzme havuzumuz var, şunumuz var, bunumuz var ama kütüphanemiz yok. Evet. Gösteri salonumuz yok. Evet. Bu nasıl yani oraya 10 bin kişiyi yerleştiriyorsunuz, sinema salonu yok. Evet. Gibi.
Yani sonra işte sadece yatmaya gelen, uyumaya gelen kitleler orada ikamet edecekler. Evet. Yaşam alanı oluşmayacak gene. Evet. Biz burada çıkış nokta son dakikalarımıza geliyoruz artık programımız. Sizden son cümlelerinizi alayım. Şöyle evet. Toparlayarak. Tabii şöyle de bakmayalım. Yani tümüyle umutsuz olmak da doğru değil. Yani bazen bu sosyolojik süreç yaşanıyor. Kentlerde yaşanıyor, toplumda yaşanıyor, ülkede yaşanıyor. O belki yaşanmadan da bir şeylerin ayırdığına varmıyoruz. Ama bu arada ne yazık ki bir takım kayıplarımız oluyor. Şimdi bence kanaat önderlerine, yerel siyasetçilere, efendim üst yapının siyasetçilerine, iktidarlara dayanan bir iyi niyetimiz olsun. İnşallah bu ayırdında olmak çok daha fazla gecikmez. Bizim gelişimimiz efendim daha geleceğe, gelecek nesillerin teşekkür ederek yaşayacağı kentlere ulaşır sonuç. Teşekkür ederim. Bir Halikarnas Kültür Sohbetlerinin daha sonuna geldik. Yılmaz abimize teşekkür ediyoruz. Ve milletvekili seçimleri çok yaklaştı. Şu sayın adaylarının da böyle sanat etkinliklerinde kendilerini bir göstermelerini istiyoruz. Evet. Teşekkürler.